İstemediğin bir saatte, istemediğin bir alarm sesiyle uyan. İstemediğin derslere gir. İstemediğin insanları gör. Bütün bu istemediğin şeyleri yaparken, istediğin şeyler her zaman kenarda mı duracak? Sıra ne zaman istediğin şeylere gelecek? Bu videonun amacı da bu. Hayatın bir daha gelmeyecek. Zamanın bir daha gelmeyecek. Ve sen hala zamanını, enerjini, hayatını istemediğin o şeylere ayırıyorsun. Bu senin hayatın olmasına rağmen yapacağın her şeye başkaları karar veriyor. Bence daha özgür olmanın vakti geldi. Ellerindeki kelepçelerden kurtulmanın vakti geldi. Hayatının iplerini eline almanın vakti geldi. O gün de tam bugün. Öncelikle beni kendinize gerçekten yakın görmenizi istiyorum. Çünkü bundan bir sene önce ben de öğrenciydim. Ben de aynı sizin düşündüğünüz gibi nasıl para kazanabilirim, geleceğimi nasıl sağlamlaştırabilirim, nasıl internetten para kazanabilirim diye düşünüyordum. O yüzden bu videoda anlatacağım yolların hepsinden geçtim. Sizin de bu yol lardan geçeceğinize eminim. Anlatacaklarım bu yüzden çok değerli. O yüzden çayınızı, kahvenizi alın. Arkanıza yaslanın. Sessiz sakin bir yere geçin. Bu videoda anlatacaklarımı çok dikkatli dinleyin. Bu videoda anlatacaklarım çok değerli, evet. Bunun karşılığı olarak bir ricam var. Kanalı izleyenlerin %70'i hemen hemen abone değil. Kanala abone olup videoyu beğenip yoruma da görüşlerinizi yazmanızı istiyorum. Bu sizin 10 saniyenizi falan alır ama benim için çok değerli. Yapanlara çok teşekkür ederim. Konumuza gelelim. Özgür olmak için bazı gereksinimlere ihtiyacımız var. Mesela yeteri kadar para. Ve biz özgür yaşarken gelmeye devam eden bir gelir akışı. Bu yüzden icra ettiğiniz iş modeli yaşamak istediğiniz hayatla eşleşmeli. Ben kaç saat çalışmak istiyorum? Kaç para kazanmak istiyorum? Çalışırken konumum önemli mi? Bu 3 mesleki talebi birleştirin. Kendi isteklerinizi iyice değerlendirin. Kendinizi tanımanız için bu gerekli. Kendinizi ne kadar iyi tanırsanız yaşamak istediğiniz hayata uygun bir iş modeli seçebilirsiniz. Bunu başarılı bir şekilde yaparsanız hayat iş dengesini daha sağlam bir temele oturtabilirsiniz. Herkes iş hayat derken ben neden hayat iş dedim? Çünkü hayatın işten önde geldiğini düşünüyorum. Ama istediğimiz gibi bir hayat yaşayabilmemiz için bize uygun bir iş modeli seçmemiz gerekli. Biraz derine indik. Yüzeysel devam edelim. Bu anlattıklarımın meali, yaşamak istediğin hayata uygun bir iş modeli seçmelisin. Bu kadar. Ben çalışarak dünyayı gezmek istiyorum diyen birisi, laptopundan yapabilecek bir iş modeli seçmeli. Mesela video editör. Benim gibi böyle evden çalışmak isteyen birisi içerikler üretebilir. Dijital pazarlamayla ilgilenebilir veya yine video editörü olabilir. Ben monoton çalışma hayatını seviyorum diyenler, bu videoyu izlemelerine bile gerek yok. Gidip bir işe girebilirler. Okul sistemini, çalışma sistemini seviyorsanız, eğer hedefiniz buysa zaten hiçbir problem yok. Benim ulaşmak istediğim insanlar, özgür olmak isteyen insanlar. Konumuza dönelim. Yaşamak istediğiniz hayata uygun bir iş modeli seçtiniz. Şimdi gelelim bir günümüzün nasıl geçeceğine. Kendi istediğimiz hayatı inşa ederken uzun vadeli hedefler koymalıyız, evet. Ama uzun vadede ne yapacağımız aslında bir günümüzde belli. Çünkü nihayetinde ömrümüzü bir günlerimiz oluşturuyor. O yüzden bir gün içerisinde ne yaptığımız hayati önem taşıyor. Biz öğrenciyiz, bir günümüz nasıl geçebilir ki? Uyan, hazırlan, okula git, okuldan gel, birkaç saat takıl, sonra uyu. Biraz takıl dediğimiz yer çok önemli. Buraya çok dikkat etmemiz lazım. Çünkü biraz takıl dediğimiz eve geldiğimizdeki o süre bizim boş zamanımız. İstediğimiz o rahat hayata ulaşmamız için boş vakitlerimizde ne yaptığımız çok çok önemli. Nasıl bir hayat yaşayacağımızı boş zamanımızda yaptığımız aktiviteler belirler. Kendi yapmak istediğiniz işe sadece bu boş zamanınızda vakit ayırabilirsiniz. İlham olması için kendi öğrencilik dönemimden birazcık bahsedeyim. Bir sene önce lise son sınıftayken staja gidiyordum. Staj yaptığım fabrikada uzaktı. Otobüste 45 dakika falan sürüyordu. Otobüsteki herkes bu zamanı uyuyarak geçirirdi. Ben ise yapmak istediğim işle alakalı kitaplar okurdum her zaman. Stajda çalışma sırasındayken boş zamanlarımız olurdu. Çay molası, yemek molası vesaire. İşte bu boş zaman... Bak hele lan. Tipe bak. İşte bu boş zamanlarımda da sosyal medya hesaplarımla ilgilenirdim. Paylaşım yapardım. Otobüse geri gelirken de bir 45 dakikam vardı. O sürede herkes telefonunda TikTok izlemekle meşgulken ben yine işimle alakalı daha önceden satın aldığım eğitimleri izlerdim. Eve geldiğimde de bana bir boş zaman kalırdı. Bu boş zamanda da işimi nasıl geliştirebileceğimi araştırırdım. Yine işimle ilgilenirdim. Zamanımı yine buraya verirdim yani. Staj yaptığım zamanlar komik gelecektir ama aylık 750 TL bir para veriyorlardı bize. Ama ben staja giderkenki zamanlarımı kendime ayırdığım için, kendime yatırım yaptığım için başarı kalbini kurdum. Ve aylık aldığım bu 750 TL şimdi bana 7-8 saatte geliyor. Bir ayda 750 TL kazanmak nerede? 7-8 saatte 750 TL kazanmak nerede? Emin olun bu yaptığım
yaptığım boş bir motivasyon konuşması değil. Bizzat benim yaşadığım şeyler, yaparsanız sizin de yaşayacağınız şeyler. Ben size böyle bir şey anlatıp bırakmıyorum. Bunun sağlamasını da takdim ediyorum size. Yani hiçbir şeye sahip değildim. Hiç param yoktu. Staj bittiğinde o fabrikada işe de girebilirdim. Sevmediğim bir işi yapabilirdim. Ama yapmaya da bilirdim. Bu benim tercihimdi ve ben en sevdiğim şeyi seçtim. Sosyal medyayı seçtim. Evimden çalışmayı seçtim. Bu videoyu çekmeyi seçtim. Çok para kazanmayı seçtim. Kendi işimin patronu olmayı seçtim. Emin olabilirsiniz, hayal ettiğimden çok daha fazla para kazanıyorum. Kanalımda zaten kaç para kazandığımı gösterdiğim videolarım var. Bu parayı kazanmamın sebebi işte bu videoda anlattıklarım. O yüzden ne olur dikkatli dinleyin. Diğer bir aşamaya geldiğinizde, kendi işimize sahip olduğumuzda, artık özgür olduğumuzda başımıza gelecek bazı durumlar var. Elinize gelen parayı yanlış değerlendirdiğinizde kariyerinizin ivmesi kötü etkilenebilir. İşimi yapmaya başladım, para kazanıyorum, çok para kazanıyorum, artık bitti. Bu kesinlikle yanlış. Bazen banka hesabınıza öyle paralar geliyor ki artık parayı düşünmeden yaşayabileceğiniz kadar para geliyor. Yani bende öyle oluyor mesela. O kadar geliyor ki artık ben gelişmesem bile artık bu parayla yaşayabilirim gibi düşünüyorum. İşte bunu düşündüğünüzde, artık ben yaşayabilirim, kendimi geliştirmeye devam etmeme gerek yok dediğinizde kariyerinizin çöküşüne hazırlanın. Elinize gelen parayı kesinlikle bilinçli değerlendirmelisiniz. Bu para ne kadar fazla olursa olsun. Peki bunu nasıl yapacaksınız? Elinize gelen parayı yüzdelik dilimlere ayırarak. Kazandığım para %100'dür değil mi? %40'ını kesinlikle biriktiririm. Kenarda durur. Banka hesabımın yatırım hesabı bölümüne atarım. Diğer %40'ı ise yatırım. Bu %40'ı da ikiye bölerim 20-20 şeklinde. %20'si riskli yatırımlar, %20'si risksiz yatırımlar. Riskli yatırımlara örnek kripto para, risksiz yatırımlara örnek altın almak gibi. Yatırım %40, birikim %40, %80. Geriye bir %20 kaldı değil mi? İşte o geriye kalan %20 tamamen kendime ayırdığım, özgür olduğum para. Arkadaşlarımla takıldığım, üstüme başıma bir şeyler aldığım para yani. İstikrarınızı koruyarak bu dediğimi yaparsanız bir süre sonra maddi açıdan çok daha güzel bir yerde olduğunuzu göreceksiniz. Yine bu da benim yaşadığım bir şeydi. Aynı zamanda işinizden aldığınız parayı da belirli bir ölçüde işinize tekrar yatırmalısınız. Bu şekilde işiniz de büyüyecektir. Tabii işinizin büyük olması demek daha fazla para kazanmanız demek. Bu şekilde sürekli büyüyeceksiniz. Konu kendi işinizi geliştirmeye geldi. Kendinize yatırım yapmaya da devam edeceksiniz. Eğitimler, kitaplar ve sizden daha tecrübeli insanlarla yaptığınız sohbetler ile. Benim kazandığım parayı biliyorsunuz, benim takipçimi biliyorsunuz, yaptığım işleri biliyorsunuz. Ben artık başardım deyip yerimde mi duracağım? Hayır, bak. Bak hala kitaplar burada. Akıllı yatırımcı mesela, hala yatırım yapmayı öğreniyorum. İletişim dehası. Kripto para çağı. Hala ben kendime yatırım yapmaya devam ediyorum. Hayat boyu bir eğitimden bahsediyoruz artık. Yani ben para kazandım bitti diye bir şey yok. Kendi işinizi yaptığınızda da sürekli gelişmek zorundasınız. 2023'teyiz. Artık dünya çok daha hızlı gelişiyor. Çok daha hızlı ilerliyor. Biz çok yüksek bir noktaya da gelsek orada bekleyemeyiz. Çünkü dünya çok hızlı şekilde yükseldiği için bizim olduğumuz noktadan daha yukarı çıkacaktır. Bizim de gelişen dünya ile gelişmemiz lazım. Eğitim denilen şey maalesef masalardan, sıralardan ibaret değil artık. Hayat boyu bir eğitimden ve kişisel bir eğitimden bahsediyoruz. Bu video çok önemliydi. Gerekirse baştan izleyin. Telefonunuza indirin, bir şeyler yapın. Bu video gerçekten hepiniz için çok önemliydi. Başarı Kalbi'ni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Bu da benim kişisel hesabım. Onu da takip edebilirsiniz. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlara da görüşlerinizi yazabilirsiniz. Ekranda bir oynatma listesi var. Bu oynatma listesi de Instagram'dan para kazanmayı öğretiyor. Umarım hepiniz başarılı insanlar olursunuz. Güzel noktalara gelirsiniz. Selametle dostlarım. Allah'a emanet.